huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam mezhep imamları dediğimiz e, imamlar var. Büyük alimler bunlar. Şu anda bildiğimiz işte dört hak mezhep, amelde mezhebimizin imamları. işte e, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Şafi Hazretleri gibi imamlar. E, tabii bu büyük insan, büyük başın büyük derdi olurmuş derler. E, bu insanlar tabi bu büyüklüklerine rağmen bir takım küçük insanlar tarafından zaman zaman böyle suçlanabilen e, iftiralara maruz kalabilen insanlar aynı zamanda ben şimdi bunların tabi kıymetini ölçmek bize düşmez ama şöyle bir şey sormak istiyorum hocam peygamber efendimizin övdüğü varis olan alimlerden değil midir bu mezhep imamları şimdi e, Mustafa bey e, çocukken hep duyardım böyle at izi karıştı derler tamam mı yani çok Doğru. şey ifade ediyor. Doğru. Bir deyimdir. Evet. At izine karıştı. Ee, böyle bir zamanda... Sapla saman karıştı. Sapla saman karıştı. Ee, birbirlerine tamamen karıştı. Dolayısıyla zamanımızda mesela adam bir etiketi varsa, bir mevkide kaptıysa kendisini böyle şey zannediyor. Hani Allame-i Cihan zannediyor. Tabi böyle zannederken de Mevlana Celalettin Umi Hazretleri mesleğinin bir misal vermiş böyle anlatıma gelince de gülüyor falan ama çok güzel bir misal vermiş. Şimdi e, Allah Teala'nın yaratmış olduğu hayvanlardan mesela sığır cinsi, at eşek cinsi e, bunların sindirim sistemleri de farklı. Her hayvanınki farklı, bunlarınki de farklı. Mesela sığır cinsinde, öküz cinsinde işkembe var. Atlarda ve eşekte yok. E, mesela öküz sığır cinsi hareket halindeyken idrarını yapar. Yani şeyle yapar. E, Büyük kakasında yapar diyelim, kakasında yapar diyelim. Evet. E, yürürken yapar. Ama at eşek genellikle durur yapar. Hele idrarını yaparken at da eşek de durur yapar. E, kocaman hayvan şimdi. Ya bir insan gibi değildir ki idrarı. Çeşme akar gibi şarşar akıyor. İşte bir e, at böyle bir yerde şey yapmış küçük bir gölet oluşmuş orada. O göletin üzerine mesnevi de anlatılıyor bu. Göletin üzerine bir saman çöpü düşmüş. düşmüş. Bir sivri sinek de o saman çöpün üstüne konmuş. Şöyle bir bakıyor kendini kaptanı derya zannediyor orada. Kaptanı derya. Yani, ta asırlar ötesinden e, Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri insanın yapısını, insanın karakterini, insanı iyi tanıkları için bu misali vermişler. Bu misal her asırda geçerli. Sadece Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri zamanında değil. Şimdi de geçerli. O sivri, Hakikaten sivrisinek tabiatlı insanlar evet. var yani. Sivrisinek tabiatlı insanlar evet. var. Kendisini alim, her şeyi bilen İmam Azam Übani Hazretleri, İmam Malik Hazretleri böyle tenkit edenler var. Halbuki kitaplarda anlatılıyor. Alim olabilmek için hele hele Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimler peygamberlerin varisleridir. İşte o varis alimlerden olabilmek için bunların hayatlarına bakmak lazım. Önce ilim deyince ne, ne anlatılıyor? Mesela e, din bilgilerinde İslam alimi olabilmek için din bilgileri ikiye ayrılır buyuruyor. Bunlar nakli ve akli olmak üzere. Nakli ilimler işte sekiz ana ilimden bahsediliyor. Tefsir, usulü tefsir, fıkıh, usulü fıkıh, hadis, usulü, e, usulü hadis. Ondan sonra ilmi kelam, e, ilmi ahlak, tasavvuf ve bunların yirmi bağlantılı ilmi ve bunların da teferi olarak seksen ilimden bahsediliyor. Bunların hepsi bir kişide birleşecek. Yetmedi. Din ilimlerinin bu sefer akli kısmı. Matematiği çok iyi bilecek. Fizik, kimyaya hakim olacak. Anatomi ve astronomiyi de bilecek. Bu da birleşecek bir kimsede. İkisi de birleşecek. Yetmedi buyuruyor. Ya. Ondan sonra da bu kimsenin kalbinden Allah-u Teala'nın yani sevgisinden başka ne varsa hepsinin sökülüp atılması lazım. Peki bunu kim yapacak? Ben yap yapamam. Bu işinde mütehassıslar var. Mesela e, İmam Aslan Ümmü Anif Hazretleri iki sene olmasaydı Numan helak olurdu buyuruyor. Cafer Sadık Hazretleri'nin sohbetinde kaldı. Çünkü Cafer Sadık e, rahmetullahi Taaleli hem nesep itibariyle iki kanat iki koldan anne ve baba tarafından Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde nesebi bağlanmakta ee, hem de hem vilayet dediğimiz evliyalık yolu hem de nüvvet dediğimiz o nüvvet yolu da bunda birleşiyor bu zatta. Cafer Sadık Hazretleri. Dolayısıyla İmam Asım Efendi Hazretleri buyuruyor ki iki sene olmasaydı Numan enak oluyordu. Cafer Sadık Hazretleri bunun kalbindeki o söküp aldı. Peki diğerleri İmam Malik Hazretleri de İmam Şafi Hazretleri de, İmam Ahmet bin Anbel Hazretleri de böyleydi. Ve ondan sonra bunlar bu halleri yaşayışlarına aynı şekilde intikal eder. Ve hayatlarına bakıyorsun. Mesela e, ee, buyuruyorlar ki 40 sene yatsı abdesti sabah namazı kıldı. O ne demek? Uyumadı demek. Uyumadı demek. Uyumadı, Uyumadı. demek. E şimdi adam böyle der. Yok canım olur mu böyle şey? Tabi adam kendine bakıyor. Sabah namazına kalkamıyor ki. Daha doğrusu namaz kılmıyor. Ya e ama şey yaparsan sırtını devlete dayamıştır adam. İlahiyatta öğretim üyesidir veya profesördür veya da diyanette vazife almıştır, vaizdir, müftüdür. Sırtında devlete dayamıştır. Yok canım sen de olur mu öyle şey falan. E tabii senin gibi böyle olursa olmaz tabii. Senin gibi olursa elbette ki olmaz. Akla mantığa aykırı diyorlar bir Herhalde aykırı, aykırı yani. E canım, onun aklına mantığı. Senin aklını <laughs> zaten almıyor <laughs> ki. aykırı. İmam Malik Hazretleri ile İmam Azam Ünvali Hazretleri görüşüyorlar. İmam Azam Ünvali Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geliyor. E, İmam Malik Hazretleri orada tanıyor. Diyorlar ki nasıl buldun? E, diyor ki yani çok zeki. Ve ilmin hepsine de hakim. Nasıl anladın diyor. Bir gün diyor ha, ilk Medine Emine vereye geldi de, duydum diyor gittim. Sordum ben kendisine siz nerelisiniz diye. Kufeliyim dedi. Dedim ki kendisine Küfede münafık çoktur dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Başladı ayet-i kerimeleri okumaya. E ee, diyorlar burada üstün olduğunu nasıl anladın? Okuduğu ayet-i kerimeler Medine-i Münevvere'de münafığın çok olduğunu anlatıyor dedi. <laughs> Sadece küfede değil ya. <laughs> Sadece küfede değil. Çok zeki. Çok zeki. Hatta İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki tahtaya bu altın derse onu ispat edebilecek mantık gücüne sahip. Yaratırken evet. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Zeka, hafıza, sürat intikal hepsi yüksek yaratılmış. Evet. Ve e, bir gün mesela e, yolda giderken arkasından iki kişi geliyor. Bir tanesi demiş ki şu önde gideni tanıyor musun falan. Diyor ki, bilmiyorum. Bu diyor İmam-ı Azam derler buna. Numan bin Sahip. Bu zaten geceleri 500 rekat namaz kılarmış. Bunu duyuyor kendisi. Ve ondan her gece 500 rekat namaz kılıyormuş. Yani o, o müminler yalancı duruma düşmesin diye. Onların hüsnü düzenini. <laughs> Boşa çıkarmamak Boşa için. Boşa çıkarmamak <laughs> için. E şimdi adamların aklı ermez bu işe. Mesela e, kendi iştihadı işte dirhem miktarı necasetin ve avuç ayası kadar aynı şekilde sıvı necasetin namaza mani olmadığını şey yapıyor. Bir gün Dicle Nehri kenarında abire e, yıkıyor elbisesini. Diyorlar ki efendim bu diyor şey. Şafi mesleği. Hayır takva bu diyor. Bu takva. Ya, ha, Şafi'ye kendisi... mi uyuyorsun ha, ha. diye soruyorlar. Yani. <laughs> yani, yani. o derece o derece İslamiyet'i e ittiba ediyor. O derece e, İslamiyet'i e ittiba ediyor. Hatta hayata anlatılırken diyor ki işte Basra'da mı nerede işte bir sürü çalınmış koyun. 7 sene koyun eti yememiş. Halbuki kendi bildirdiği hükme göre de almasında mahsuru yoktu. O sürüt işte hırsız olarak götürüldü. Ola ki diyor işte ikişer üçer bunlar satılır. Kasaplara gelir çalınmış olan o şeylerden aynı şekilde satın alır yerim diye yedi sene. Ve bir koyun da yedi sene yaşarmış. Yedi sene ömrü olurmuş. Yedi sene boyunca. E, bu dile kolay şimdi. Yani sen e, hatta e, yine anlatılırken buyuruyor ki Amazon mübani faziletleri için. E, abdestin işte e, mekruhlarından birisini uzun zaman sonra hani hadi i şeriflerden, şimdi bizim elimizde böyle fıkıh kitaplar olduğu için bulu bulu veriyoruz. Onlar öyle değildi. Onlar taradılar. Hepsini kitapları onlar geçirdiler. Biz medyumuz onlara borçluyuz. Her bakımdan borçluyuz. Ve e, orada görüyorlar abdestin mekruh. 40 senelik namazını kaza ettiği söyleniyor. Kitaplarda yazılı bu. Ha e, mezhepsiz olan bu büyüklerin kadir ve kıymetini anlamayan eline böyle bir etiket geçirmiş. Hatta Müslüman mı değil mi belli olmayan ama kimliği ilahiyatçı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi adam diyor kendisini din adamı, din adamı zannediyor. Dinle alaka sadece böyle zanlıdır diyor. Başka bir şey yok. Yani dinle hiçbir alakalar yok. Dolayısıyla İslam alimi bu mezhep imamlar olsun, evliya-i kiram olsun bunların hepsi varistir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduklarının hepsi bunların hayatında var mı? Evet hayatında var. Hayatında mevcuttur. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kitabullah'ta ve benim sünnetimde bulamadıklarımızı eshabımın sözlerinden alınız. Eshabım gö gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız hidayete kavuşursunuz. Eshabım birbirlerinden ayrılıklarda rahmettir. Bu da hadis-i şerif. Dolayısıyla eshab-ı kiram da bu dört nesil imamı gibi bunlar da aynı şekilde varistirler. Bunlar da varistirler. Hepsi iştahat makamında hepsi evliyalığın yüksek derecesinde sonra gelen evliya ne kadar yükselirse yükselsin eshab-ı kiramın seviyesine çıkamaz buyuruluyor. E mesela şeyde. Eee İmam Azobey Fazet'te de eshab-ı kiramdan aldı. E, sen kimden aldın şimdi? Değil mi? Adama sormak evet. lazım. Kendini üstün görüyorsun da bir kere e, ilmi arttıkça bir kimsenin tevazu artar. Ben ben demez. Ben demez. E şimdiki ben, mesela diyor? din adamlarına, ilahiyatçılara bakıyorsun bir şey. Bana göre bana göre diye başlıyorlar. Serap'a kibir. Adamın hayatında zerre kadar İslam yettiği bir şeycik yok. Dolayısıyla böylelerine itibar edilmez. Bunlar varis de değildir. Varis olanlar işte o dört mezhep imamı, Evliya-i Kiram, İmam-ı Rabbani Hazretleri, <laughs> Mevlana Dibadadi Hazretleri gibi zatlar varistir. Ve Cenab-ı Hak onlar vasıtasıyla dinini aynı şekilde e, yerleştirmiş, yaymış ve bizlere kadar ulaştırmıştır. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda yine bilgiler verdi bizlere. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konu için. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan mahşerde Kur'anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de Kur'an'ı hor görmüş olur. Kur'an'ı hor gören de dünya ve ahirette hüsrana uğrar. Şeyinden hay hay, buldum hayatı. Şeyhe şeyinden hay hay, Yunusum elhank Allah didara müştak. Hay hay, Yunusum elhank Allah didara müştak. Hay hay Eriştim aşka Şeyh eşiğinden Hay hay Eriştim aşka Şeyh eşiğinden Hay hay Tam ilmihal Saadeti ebediye Namazın farzları abdest almak. Namazın farzı 12 olup 7'si dışındadır. Yani namaza başlamadan öncedir. Bunlara namazın şartları da denir ki şunlardır. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakt, niyet, tahrime tekbiri. Namazın farzlarından beşi, namazın içindedir. Bu beş farzdan her birine rükün de denir. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de altı olmaktadır. Hades'ten taharet ikidir. 1. Abdestsiz olanın abdest almasıdır. 2. Cünüp olanın gusletmesidir. Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür. Yüzü bir kere yıkamak, yüz, iki kulak memesi ve saç kesimiyle çene arasıdır. İki kolu dirsekleriyle birlikte bir kere yıkamak, başın dörtte bir kısmını meshetmek, yani yaş eli başa sürmek. İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Şafi'ide ve Malik'ide niyet de farzdır. Niyet kalb ile istemektir. Söylemek farz değildir. Malik'ide abdeste başlarken niyet şarttır. Kâfirin niyet etmesi sahih değildir. Kulak memesi hizasındaki deri ve saçlar Hanefi'de yüzdendir. Yıkamak farzdır. Malik'ide baştandır. Mes etmesi farz olur. Şafii'de yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse abdesti sahih olmaz. Yüz üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Sarkan sakalı diğer üç mezhepte yıkamak farzdır. Mustafa İzzi Efendi Hazretleri Bu bölümümüzde İstanbul'da doğan bir evliyayı anlatacağız. Mustafa İzzi Efendi'yi. Mustafa İzzi Efendi'nin babası pek salih bir zat olan Halil Demhuri'dir. Halil Efendi Osmanlı milletinin bir bireyidir ve ilim ve edep timsali imparatorluk ruhunun hücrelerine işlediği fertlerinden bir ferttir o. Ve kardeşinin hasırcı dükkanında çalıştığı için Mustafa İzzi Efendi de hasırcı zade nispetiyle şöhret bulur. Mustafa İzzi Efendi, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olan istidat ve basiretiyle bir tercihte bulunur hayat yolculuğunda. Onun tercihi baki olana talip olmaktır ki bu aklının çokluğuna işaret eder elbette. Evet, o ilim ve tasavvuf yolunu seçmiştir bir gün muhakkak neticelenecek olan dünya hayatıyla ilgili meşgaleleri bir hiçlik olarak görür daima. İleriyi gören bir akıl sahibi olan Mustafa İzzi, Süleyman Sıtkı Efendi gibi bir evliyanın elinde pek nefis bir cevhere dönüşür. Mustafa İzzi Efendi, nefsinin Allahü Teala'nın düşmanı olduğunu bir an çıkarmaz aklından ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin icabı olarak bu içindeki düşmana büyük bir savaş açar. Artık nefsinin istedikleri, Mustafa İzzi Efendi'nin kesinlikle reddettikleri, nefsinin istemedikleri onun yapacağı şeyler olur. Böylece kaçar haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden ve yapışır farzlara, sünnetlere ve edeplere. Ahlakını ki azim üzere yaratılmış olan Kur'an-ı Kerim'de buyrulan peygamberler peygamberi sevgili peygamberimizin ahlakına uydurmaya çalışır. Tahsil ettiği zahir ilimler yanında manevi ilimlerde de muazzam yol kat eder ve hocasından icazet yani diploma alarak insanları Cenâb-ı Hakk'a çağırır. Kalplerini doldurur muhabbetullah'la. Resulullah'ın aşkıyla yollara çıkar bir süre sonra o alemlerin efendisine, peygamberler peygamberine, bütün canların canına, müminlerin şefaatçisine, merhametliler merhametlisine gitmek üzere, aşkıyla yandığı Resulullah'a kavuşmak üzere Hicaz yollarına düşer ve büyük bir edep ve muhabbetle ziyaret ettiği alemlerin efendisinden ayrılık pek zor gelse de dönüş yoluna koyulur bir müddet sonra. Fakat Mısır'a geldiğinde yol parası tükenmiştir Mustafa İzzi Efendi'nin. O bunu dert etmez, gider Tantay'a, Büyük Veli Ahmet Bedevi Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret eder. Kendinden geçmiş bir halde dua ederken, bir el dokunur omzuna ve Mustafa Efendi'ye künyesiyle hitap ederek, hasır cezade siz misiniz? diye sorar. Belli ki boş değildir bu şahıs. Mustafa İzzi Efendi şaşkınlıkla, evet benim deyince, o şahıs bir kese uzatır kendisine ve bunu yol masrafların olarak kullanırsın. Eğer İstanbul'a gelirsem, bana geri ödersin. Yok eğer gelmezsem, hakkımı helal ediyorum bir garip diyarda, Mısır'da, Tanta'da, Mustafa Efendi'nin yol parası olmadığını bilen, ona künyesiyle hitap eden bir zat. Elbette Allahü Teala'nın imdadının yetişmesidir bu. Mustafa Efendi tevekkül ettiği Rabbine şükürler ederek İstanbul'a döner geri ve Hasır-ı Cizade dergahında ilim ve marifet yaymaya devam eder. 1823 tarihi Mustafa İzzi Efendi'nin mihnetler diyarı olan bu dünyadan ayrılış yılı olur ve Sütlüce'deki türbesine defn olunur. İstanbul evliyalarından Mustafa İzzi Efendi buyurdu ki: Allahü Teala bir kimseyi severse ona sevdiklerinin sevgisini verir, sevdiklerini ona sevdirir. Allahü Teala'yı seven onun düşmanını sevmez. Onun düşmanını seven Allahü Teala'yı sevemez. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı nefislerdir. O halde nefsini terk etmek lazımdır. Üç kötü huy vardır ki bunlar insanı küfre götürür. Bunlar cehalet, inatçılık ve saygısızlıktır. İki binin yenileyicisi, evliyaların önderi, büyük veli İmam-ı Rabbani Hazretleri, kendisini Frenk kâfirlerinden üstün bilenin Allahü Teala'yı tanıması haramdır buyurmaktadır. O halde mümin tevazu sahibi olmalı ve kendini hep kusurlu bilmelidir. İslam ahlakı Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü Cennetteki bedenin yapısı, Dünya'daki gibi değildir. Dünya'daki beden, yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense, sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik, insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı, kıyametteki varlıkları anlayamaz akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir cennet nimetlerini lezzetlerini dünyadakilere benzetmek onlar üzerinde mantık fikir yürütmek insanı çürük yanlış neticelere götürür bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yavru vatan Yeşilada Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey sahillerindeki böyle güzel narenciye bahçeler arasındaki güzel yurtun lefkesinden sesleniyorum. Osmanlı zamanında güzel yurtun adı Omorfo'ymuş. Yani alındığında öyle Omorfo denmiş. Omorfo, Omorfo. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile beraber efendim bir göç yaşanmış. Buradakiler Rum tarafına Larnaka bölgesindeki Baf bölgesindekiler de efendim bu tarafa göçmek suretiyle buranın adı da Omorfo'nun Rumca'daki Türkçe karşılığı Rumca olan Omorfo'nun güzel memleket, güzel şehir anlamına güzel yurt denmiş. Lefke'de onun bir büyük semti. Şimdi buradaki yukarı lefke veya Piri Osman cami olarak tanınan caminin haziresindeyiz. Bundan önceki bölümümüzde civarındaki bazı anıt ağaçları ve Pir Osman Paşa denilen zatın aslında mir mirandır, pir değil ama burada öyle tanımışlar. İnşallah onları da düzeltmekte fayda var. Bence yani tarihi ne zaman düzeltirseniz ondan sonrası hiç olmasa. Gelecek nesiller, tarih çünkü bir nesle hitap etmiyor ki efendim, yüzlerce nesle hitap ediyor. 50 yılda bir bir nesil değişiyor, 50 yılda bir bir göbek değişiyor. Onları düzeltenmiş olmasa, ya böyle biliniyor böyle kalsın, doğrusunu koyalım, zaman içinde doğrusu da ben yerleşeceğine inanıyorum. Onun bu sefer caminin e, giriş kısmındaki haziresindeyim. Burada çeşitli mezarlar var. Birisi son yerine hemen yakın bir adım bile arası yok. Yanında bir tane daha isimsiz bir mezar var. Burada bir mezar daha var. Burada iki tane daha var. Toplam burada beş mezar var. Bu beş mezardan birinci son cemaat yerine üzerine okuduğum için efendim bugünkü yazıyla yazmışlar. Müderris Sihne Efendi 1948'de vefat etmiş. Herhalde son müderris falan efendim öyle zannediyorum veya bir tane daha var. Bu ikincisi bilinmiyor. Üçüncüsü A Hüseyin. A Hüseyin buraya su getiren Hasan Ağa'nın oğlu Hüseyin. O e, su getirenin malum yol kenarındaydı. Sadece bir sütün kalmış mezarının yerini belirlemek için. Onun oğlu. Babasına nasip olmamış yaptırdığı caminin avlusuna girmek. Belki avludaydı da avlu geriye basmış duvarı. E, oğlu burada ve Osmanlıca yazıyla yazılmış. 1813'te vefat etmiş, 1233 Hicri tarih olarak bildiriliyor. Bu yandakinde yazı yok, şöyle döneyim. Yazı yok, soruncuda da mezar taşı gibi yapmışlar ama herhalde taş bulunamadı. Böyle mozaiği beton halinde kalaba dökmek suretiyle demirler de kenardan görülüyor, kenarı kırılmış. Efendim üzerine de baki Allah'tır yani hüvel bakinin manası olarak yazılmış. Halbuki hüvel baki yazmak da doğru değil mezar taşlarına. Bırakın böyle yazılması hüvel baki Osmanlıca yazıyla yazmak da uygun olmuyor. Uygun saymıyor, saymıyor alimler. Efendime söyleyeyim. O da müderris Hacı Eminoğlu Hilmi. O kadarını okuyabildim. 1931'de vefat etmiş. O sonradan vefat eden birisi. Şimdi caminin son cemaat yeri ni şöyle ben görüyorum. Son cemaat yeri e, yine sağlam taşlardan sütunlar yapılmış. İki sütun, iki paye var iki yanda. Üç tane de ravak var. Yani üç sahınlı bir son cemaat yeri var. Ve hemen sağında da caminin tam bu köşede değil ama biraz daha harime yakın olarak bir minaresi var. Minare son senelerdeki şiddetli bir zelzelede minare zayi olmuş. Minare yapılmaya başlamış Kıbrıs taşından. Tabi Kıbrıs taşı e, yapılarda çok kullanılıyor. Ama minare gibi böyle dengeye çok ihtiyacı olan sivri yapılar, dengesi çabuk bozulacak yapılarda onu değil de Bizim Anadolu'da da kullanılan mesela Kayseri taşları minare işinde çok dayanıklıdır. Çok sağlam bir yapıdır. Bazalta yakın bir şeydir. Hem de işlenmesi de kolaydır. Sonra ilgililer bu zararlı olabilir diye devletin ileri gelenler de tahmin ediyorum bunu tavsiye etmediler. Yıkılmış, yeni baştan şimdiki taşıyla çok güzel bir şey yapılmış. Hemen paratonerin yanında böyle bir girinti çıkıntılı sütunumsu bir şey görüyorum. Yani kum saati desem ortada boğumu yok. Bir üstünde bir çanak gibi bir şey var. Alt tarafı öyle kabartmalı. Onu niye yaptı? Ustanın herhalde özelliği efendim. O usta da tarihe geçmek istemiş olabilir. Peki bu cami ne zaman yapıldı? Efendim bu cami Aya Yorgi Kilisesi'nin yerine yapılmış cami diye kayıtlara geçmiş. Ama yanlış yanlış yanlış. Peki nedir? 639'larda Hazreti Muaviye'nin emrinde. Hazreti Osman'ın da özel müsaadesiyle. Çünkü Hazreti Ömer Anh'tan müsaade istedi. Hazreti Muaviye Vermedi efendim. Sefere izin vermedi. O zamanlar Şam valisiydi. Daha sonra Hazreti Osman Radyant'tan istediği yine Şam valisi Serdar olarak gelecek. Buyurdu ki bir şartla müsaade ederim. Ordu tamamıyla gönüllülerden teşekkür edecek. Asker toplamak yok. Ben gönüllüyüm, ben gönüllüyüm diyene ho. Gönüllülerin de yarısını yazıp alabildiler efendim. Hala Sultan da bunların içerisinde de Radyallahu anha Allah rahmet eylesin kendisine İşte o 963 miladi tarihinde Kıbrıs İslamlaşmaya başlayınca Muhtelif yerlere de camiler yapıldı Bunun için kilisede yıkmaya Lüzumda yoktu yani O camilerden bir tane kalmamış iz efendim Ya 963 nerede? 2012 nerede? Ermiş gitmiş. Kimse de ya bu niye kalmadı falan demiyor. Daha sonra da bu caminin yerine Aya Yorgi Kilisesi'ni yapmışlar. Rumlar. Belki Venedik zamanından da öncedir. Lüzünyan dönemdir. Venedikler kilise yaptırmazdı ki efendim. Kiliseyi yıkarlardı onlar ancak. Lefkoşa'nın müdafası için kaç tane kiliseyi yıktılar surlara yakın efendim. Burçlara yakın. Burada Müslümanlar camiyi kiliseyi yıkıp yapmadı. Yıkık kilisenin yerine de yapmadı. Burada mevcut olan bir camiyi yıkıp yerine Aya Yorgi kilisesini yaptılar. Temeli İslam'da. Tıpkı Karaköy'deki İstanbul Karaköy'deki Arap camii gibi. Ondan sonra da altında mezar çıkınca vay Müslümanlar kiliseyi yıkmış, Arap camini yapmış diyorlar. Ya siz camiyi 712'de, 715'te yapılan camiyi yıkmışsınız. Evet, minaresini de söyledik, caminin hikayesi de söyledik. Piri Paşa'yı anlatmadık. Piri Mehmet Paşa'yı. Tamam torunu bunu yaptırdı ama Piri Mehmet Paşa, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın soyundan gelmiş. Anadolu Türklerinden. Ve... Çaldıran'dan itibaren Çaldıran'da mimarı sayılır ama Yavuz Sultan Selim Hakkın, Han'ın da hakkını yememek lazım. Mısır seferinde yüzde yüz etkilidir. Yüzde yüz. Rodos'un Türk topraklarına katılması için Yavuz Sultan Selim Han'a arıza yazarak çeşitli sebepler göstererek neden Rodos'un alınması gerektiğine ikna etmiş ve Rodos'taki istihbarat teşkilatını kurmuştur. Piri Mehmet Paşa ve Kanun Sultan Süleyman'ın başa geçti 1520'de 22'de Rodos'u aldı. Olgun Arbut gibi topladı. Niye? Orada dehşetli bir istihbarat teşkilatı vardı. Müslüman Türk kadınlardan ve erkeklerden kurulu bir doktor da o istihbarat teşkilatının başındaydı. Dehşet bir çalışmaları var efendim. Hem de gemilerle esir alınan bunlar. O tapınak şövalyelerin etrafa dehşet saçan şövalyelerin korsanlıklarında yakaladıkları Müslüman gemilerinden esir aldıkları konaklarda hizmet ediyordu. Bütün sırları bu insanlar öğrendiler. Ve bu tarafa gelen gemilerle sene 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 gönderdiler. 10 sene 10 seneye yakın zaman devam etti yani Yavuz Sultan Selim Han'ın ilk başa geçtiği 1512'den itibaren Rodos çalışması başladı. Şimdi işte Piri Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ilk döneminde sadrazamdır. Hem de çok oturaklı bir sadrazam. Çok bilgili bir sadrazam. Divanda görüşmeler oluyor. Padişahla devlet adamları görüşüyorlar. Fikirleri çok isabetli oluyordu. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman Han Muhteşem Süleyman O huzuruna geldiği zaman ayağa kalkıyordu efendim. Estağfurullah Padişahım dediğinde Paşa Lala seni görünce hürmet etmek geliyor içimden derdi. İşleseler ya bunu dizilerde efendim. Bu suç mu yani? Bir Padişahın vezirine ayağa kalkması hangi ülkede, hangi krallıkta, hangi imparatorlukta görülmüş? Bir tane örnektir bu. Şimdi, tabii böyle oldu. Aradan bir sene geçti Kanun'un padişahlığından. Kanun Sultan Süleyman Han bir gün sordu. Dedi ki, Lala, ben çok sevdiğim birisini bir makama tayin etmek istiyorum. Nereye tayin etmemi tavsiye edersin? Çok zeki insan efendim. Ha, çok sevdiği birisini çok mühim bir makama tayin edecek. Dedi ki sultanım o sevdiğinizin geleceği makam vezareti uzma makamıdır. Yani sadrazamlıktır. Ve bu anlayışını kavrayışını burada da gösterdi. Padişahına üzülmemesi için makamdan ayrılmaya izin istedi ve istifaen yani fakat padişahın emriyle gene. Padişah almadı görevden. O istedi, ayrıldı. Silivri'deki yaptırdığı caminin olduğu yerde bir çiftliği vardı efendim. O camide de yaptırdı. Orada 8 sene kadar yaşadı. İşte efendim padişah zehirledir diye korktular da şöyle oldu da şunu yaptı, bunu yaptı. Olur mu efendim? Yani padişah durmadan adam zehirletecek öyle mi efendim? Böyle kıymetli, kendi rızasıyla istifa eden adam zehirletilmez efendim. Şimdi caminin içine girelim. Zamanı yine kullanamadık. Ee, hariminde bir göstermek istiyorum efendim. Şu anda Piri Camii'nin, Pirizade Camii'nin içine girmiş bulunuyoruz. Harimindeyiz. Ferah bir harimi var. Pencereleri gayet güzel aydınlık sağlamışlar içeriye. Efendim, kıbleye doğru... 90 derece açıyla kıble duvarına bağlanmış bir ucu, bir ucu da karşı duvara bağlamış. İki yanda ikişerden dört tane kemer yukarıdaki kavisi çatıyı taşıyor. Çatının kavisi de kemerlere uydurulmuş. Çok hoş bir görüntü olduğu gibi bu sıcak memlekette sanki bir tonozun içerisinde oluyor cemaat. Isıran hava yukarı çıkıyor, aşağısı serin kalıyor. Hoş şimdi Martayı bu sene 2012'de bayağı bir sert seyrediyor. Kıbrıs'ta da sert seyrediyor ama yazında herhalde daha rahat bir hava oluyordur. Burada minberi, evvela solumdan şöyle söyleyeyim. Minberi ahşaptan, buraya esnafı tarafından yapılmış, çok da eski olmayan bir görüntü. Ama bu marangozun herhalde ustalıkları çok iyiydi ki Şam'danlar için iki tane, ahşaptan yer yapmış. Üstünde mumu da var. Yanında kibriti de var. Elektrikler söndüğünde de mis gibi yanıyor. Herhangi bir yangın tehlikesi de yok. Efendim, mihrabı kesme taştan yapılmış. Üzerinde herhangi bir yazısı yok. Bazı levhalar artık kormuş. Bu Kıbrıs'ta olağan şeyler efendim. Ne bulabildilerse e, kıymetli kardeşlerimiz e, burada onlarla idare ediyorlar. Öyle bir e, yani kusur olacak bir hadise de değil doğrusu. Burada çok güzel bir vaaz kürsüsü var efendim. Onu sizlere anlatmadan geçemeyeceğim. Böyle bir kürsüyü ben ilk defa burada gördüm. Yukarı Lefke Camii denilen camideyiz ve orada bu şeyi gördüm. ayakları çok ağır bir şey. Öyle kolayca kendine çekip alamıyorsunuz efendim böyle asıldığın halde. Ayakları da ortası belki tam bir kütükten yapılmış. Yanlarına bu ayaklar da sağlam kalın tahtalardan. Zordur bunları kesmekte. Hoca efendi çıktı da gayet emniyetli bir şekilde vaazını burada verebiliyor. Çok orijinal bir görüntüsü var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu camiyle ilgili anlatacaklarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lefke'deki bir camiyi anlattık daha. İnşallah Devam etmek istiyoruz. Süremizin sonuna geldik. Hoşçakalınız efendim.